sen niye duruyorsun? Bir şey söylesene. Düşünüyorum Ceren. Neyi düşünüyorsun? Bir sonraki hamleyi. Selam. Şeker. Umut çağırdı da beni. Ali ile ilgili mevzu var dedi. Yani merak ettim. Ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. İyi mi? Gel Şeker, gel. Konuştum ben Ali ile. İyi. Hatta bugün sana görüş izni çıkartıyorum. Ya. Bizim gitmemiz biraz riskli. Sen gidersin. Bizim yerimize de görmüş olursun. Sağ ol. Teşekkürler. Aslında bir konu var. Yani siz çok meşgulsünüz diye ben söyleyemedim ama. Nedir? Ben bir şey yakaladım. Öldürdüm derken nasıl yani baba? Ne duydun sen ama? Ben bugünlere kolay gelmedim Mete. Enimi kana buladım icabında. Sizi, ailemi en tepeye çıkarabilmek için yoluma çıkan taşları temizledim. İbrahim Yörükoğlu'nu vurdum. Oğlu Utku Yörükoğlu'nu öldürdüm. Yapmasaydım eğer bu zenginlik bizim olmazdı. Anlıyor musun oğlum? Yedi sülaleye yetecek kadar param olmazdı o zaman. Hayat bir savaş oğlum. Kazanmak için elini kirletmek zorundasın. Mahkemede delil olarak da kullanılır değil mi? Yok. Ne yazık ki delil olarak kullanılamıyor. Çünkü gizli bir şekilde kaydedilmiş. Ama bunu kullanacağımız zaman da gelecek. Sen hemen gönder onu bana. Tabii göndereceğim. Ali Gürce komiserin bilgisayarına kapı yerleştirmiş. Yani fark edilmesi pek uzun sürmez ama şu anlık işimizi görüyor. En son bir görüntü kaydı girilmiş. Açsana bir Şeker. Açayım. Sar biraz ileri. Bakın. Süleyman abi durağın ilerisinde birini gördü. Çok sevindi. El sallıyor, konuşuyorlar. Mete olabilir mi? Yani. Muhtemelen. Bu kadar sevindiğine göre demek ki tanıdığı biri Süleyman abinin. Hem gidip bakıyorum buraya. Ben de geliyorum. Ceren, sen Şeker'le kal istersen. Ben hallederim. Gerek yok gelmene. Umut, Süleyman abi benim çalışanım. O yüzden yaşadığı şeylerde benim de sorumluluğum var. Yani ne dersen de geliyorum. Anlaşıldı. Tamam. Ben montları getireyim. İyi günler. İyi günler. Biz birini arıyorduk da ismi Süleyman. En son burada görünmüş. Hatta şöyle fotoğrafını göstereyim size. Aa, evet. Hep görürdüm kendisini. Ama bir iki hafta oldu. Hiç gelmiyor. Peki en son gördüğünüzde dikkatinizi çeken bir şey olmuş muydu? Evet, evet. Bir arabaya binmişti. Siyah, pahalı, lüks bir araba. Bir dakika. Bu muydu araba? Vallahi evet, buydu galiba. Böyle bir şeydi. Siz polis misiniz? Ayrola, kötü bir şey mi oldu? Yok, yok. Avukatız biz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Mete'nin arabası.
Umut. Bak ne buldum. Mete'nin arabası. Kullanılıyor mu burası? Yok. Bomboş atıllar. Bizim eski depolar. Yani? Arabayı temizleyip yıkamak için ideal bir yer. İzleri burada silmiş olabilirler. Ne yapıyorsun? Depoya mı gideceksin? Aynen. Ben de geliyorum. Gel. Lütfen. Bu sefer değil. Neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ve sen yanımda olduğunda ben pek sakin kalamıyorum. Bu sefer anla beni. Tamam. Ne olur dikkatli ol. Buyur. Ceren. Gel. Gel. Bir tane dilek tut. Sonra da buradan birkaç seç. Tamam. Sol elle. Sol elle seçeceğim. Ay, iki tane geldi. Hiç önemli değil. Kısmetinde iki tane var. Bakayım mı? Sen bakma. Koy buraya ben bakacağım. Hadi bakalım. Aşıklar ve adalet. Bu kart ruh eşini bulacağını söylüyor. Aranızda büyük bir uyum, bir sevgi olacak. Çok güçlü bir iletişiminiz olacak demek. Ya ne demezsin? Ciddiyim. Sen seçtin kartları. Adalet de beraber çok önemli bir karar vereceksiniz demek. Enteresan. Şanslısın bu arada. Yani bu devirde böyle bir aşk. Bilmiyorum, çok görülmüş bir şey değil. Aşkta adalet olmaz. Hep birisi daha çok sever. Hep birisi daha çok acı çeker. Abim geldi. Ay. Hoş geldin. İyi akşamlar. Mahir. Sizi biriyle tanıştıracağım. Bize birçok yardım dokunmuş bir kişi. Şu anda evi yok. Saçmalıyorsun şu anda. Ne yapıyorsun? O yüzden onun da bu eve yerleşmesine karar verdim. Sen kafayı yedin ha. Sen vallahi normal değilsin.
İnisiyatif aldım. İnisiyatif mi aldın? Evet, inisiyatif aldım. Bir sakıncası mı var? Hayır, sakıncası var tabii ki. Bana da soracaksın, ona da soracaksın. Kafana göre karar mı alıyorsun sen? Anlamadım ben ya. Sen bizi ifşa mı ettin? Ne ifşası ya? Sen gerçekten, sen vallahi normal değilsin ya. Beni delir... Bir şey söyler misin? Delireceğim çünkü. Bak susma, bir şey söyle, beni delirtme. Kaç saattir yoksun, merak ettim. Neredesin?
Ayrıca hemen eve gelmen lazım. Merak ettim seni. Nerede kaldın? Başına bir şey geldi sandım. İyi misin? İyiyim. Hatta şimdi çok daha iyiyim. Umut. Ama içeride hiç hoşuna gitmeyecek bir şey var. Ne gibi? Gel kendin gör. Gel. Ula. Senin ne işin var burada? Senin uçakta olman lazım değil mi? Olmaktan korktu. O yüzden ben getirdim buraya. Öyle mi? Yalt yedin. Ben onun güvenliği için ne kadar uğraştım sen biliyor musun? Sen niye bana sormadan kafana göre iş yapıyorsun abi? Sen Ceren'in annesini buraya getirirken bana sordun mu? Aynı şey değil. Aynı şey. Aynı şey değil. Aynı şey! Aynı şey değil! Herkesi buraya dolaştırıyorsunuz. Bir yıldan fazla geldi. Aynı şey değil anlamıyorsun. Vesaire sevdiğin canı tehlikeye atmak değil çünkü. Anladın mı? Sen Luna'nın canını tehlikeye attın. Sen bütün ailemin canını tehlikeye attın. Anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum canım abi? Emniyete mi gidiyoruz? Aynen. Gülcü'ye şu bulduklarımı anlatmam lazım. Bir de konuşacağım başka mevzular var. Arabaya biraz mesafe var da böyle yürüyelim dedim. Böyle. Rahatsız mı oldun? Ay, yok. Yok da şaşırdım yani. Ben de çok şaşırıyorum bize. Ama abim çok haklıymış. Gerçek cesaret bu olsa gerek. Senle ben söz konusu olunca, evet, kesinlikle. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama artık olsun istiyorum. Çünkü kaçacak yerim kalmadı.
acıları yaşarken sence birbirimizi mutlu edebilecek miyiz? Benim tek bildiğim senin hep yanımda olmanı istediğim. Benim onu istiyorum. Yüce Başkomiserim, hayırdır? Umut Yörükoğlu, seni sahte kimlik, resmi evrakta sahtecilik, halkı kin ve nefretle kışkırtmak, adaleti yanıltmak, Süleyman Uysal cinayeti ve Meral Akınsu'yu öldürmeye teşebbüs etme şüphesiyle tutukluyorum. Ceren Gümüşay, siz de yardım ve yataklık suçundan tutuklusunuz. Güzel.